Neden imam? Abi DEM Parti olarak İmamoğlu'na veriyorum ben. Evet, bu röportajı bugün burada yapmamın nedenlerinden biri DEM seçmeninin Esenyurt'ta yoğunluk olması. Ve Esenyurt'ta bazı kişiler mesela Ekrem İmamoğlu diyor ama çoğunlukta da diyor ki hayır, DEM Parti ne karar verirse o. Ve DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir'de biliyorsunuz adayları var. Ne diyorsun? Abi yine İmamoğlu diyorum ya. İmamoğlu nasıl derim? Çünkü onlar kazanamaz abi. Kazanamaz değil mi İmamoğlu? Evet abi. Teşekkürler. Güzel. Şeydir, Ahmet Özer. Ahmet Özer. Evet. İBB'de? İBB'de Ekrem İmamoğlu. Şimdi burada özellikle Esenyurt'ta DEM Parti seçmeni yoğunlukta olduğu için bu soruyu soruyorum. DEM Parti seçmeni misiniz? Ona göre bir soru daha soracağım. Ne sorusu soracağım? DEM Parti seçmeni kimisi Ekrem İmamoğlu diyor mesela. Kimisi de hayır. DEM Parti'ne karar verirse ona göre davranır. Biz onu düşünürüz. DEM Parti'nin kararını mı bekliyorsunuz? Evet. Teşekkürler. Meral Danış Beştaş. Yani DEM Parti adayına oy verecek. Evet. Mesela bazıları özellikle Esenyurt'ta bu röportajı yapmamın nedenlerinden biri Kürt seçmenin yoğunlukta olması. DEM Parti seçmeni önemli bir bölümü yani azımsanmayacak kadar da Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi biz geçen seçimlerde CHP'ye oy verdik. Aslında CHP'ye oy vermedik. Biz AKP'yi kaybettireceğiz dedik. O anlamda bizim bazı seçmenimiz maalesef halen olayın idrakının farkında değiller. Öyle bilinçsiz bir seçmen kitlemiz var. CHP'ye oy vereceğim diyen bir kitle var. Ama DEM'in kronik tabanı DEM'den şaşmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü neticede CHP'de geçen gün bu Burcu Köksal denen bir hanımefendi çıktı. Yani Afyon Karahisar Belediye. Evet, çıktı yani Kürtlere etmedik hakaretler bırakmadı. Kürtler bunları karşılıksız bırakmadı. Unutmaz diyor. Yani unutmaz elbette ki unutmayacaktır. Yani o hanımefendi. Zaten bu söylemin bırakın AK Parti'yi MHP'den bile farksız olduğunu. Yani şimdi CHP ile AKP'nin bir farkını göremiyorum. CHP'de gerçekten lider vasfına sahip bir Özgür Özel olsaydı o hanımefendi ya kızağa çekerdi ya da bir yatırım uygulardı. Onu yapamayacaksa onu ihraç edilmeli. Edilmeliydi. Onun ceremesini de çekecektir. Yani nicedir CHP'de mesela. Bu açıklama oy anlamında DEM Parti'de etkisi olacak. Tabii ki %100 olacaktır. DEM Parti kitlesi konsolide bir kitleye sahip bir seçmen kitlesi vardır. Bunu asla unutmayacaktır. Bunu belleğinin en derin yerlerine de kazıyacağından eminim yani. Teşekkür ederim. Tamam gelmiyorum. Bana söyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayın kim abi? Abi şu an Demirtaş yoksa İmamoğlu. DEM Parti aday çıkardı. Çıkardı. Büyükşehir'i yine İmamoğlu'na vereceğiz. Evet yani özellikle bu röportajı bugün yapmamın sebebi de bu DEM Parti seçmenin burada yoğunlukta olması. Evet. Ve DEM Parti seçmenin ne yapacağını merak ettiğim için bu röportajı burada yaptım. Bazı DEM Partililer Ekrem İmamoğlu'na sizin gibi vereceğini söylüyor ama bazıları da hayır DEM'in kararına uyacağım. Abi uyacağız ama yani DEM Parti burada kazanmaz. Mecburen İmamoğlu'na vereceğiz. İmamoğlu diyor. Aynen. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayınız. Ekrem İmamoğlu. Neden? Normalde DEM'e verecektik. Şimdi DEM'e verdiğin zaman AKP kazanıyor. Mecbur İmamoğlu'na vereceğim. Yani DEM aday çıkarmasına rağmen Ekrem İmamoğlu. Aynen öyle. Çok da yani üyesi olduğum halde mecburiyeten. Çünkü DEM'e verdiğim zaman kesinlikle yine AK Parti kazanıyor. AK Parti kazanıyor. Evet. Şimdi Esenyurt'ta özellikle Kürt seçmenin yoğun yaşadığı bir yer ve özellikle de burayı seçtim bu röportajı yapmak için. Özellikle DEM Parti'nin seçmenine sormak için işin açıkçası sordum. Ve birçok kişi evet sizin gibi düşünüyor. Yani DEM Parti'nin adayı olmasına rağmen tekrar belirterek soruyorum. İmamoğlu'na oy verecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Başka bir çaremiz yok. Keşke DEM Parti bunu yapmasaydı. Büyükşehir'de aday çıkarmasaydı. Çünkü verdiğin andan itibaren AK Parti kazanıyor. Şimdi AK Parti'nin işine geliyor. Dönüp de millete diyorlar ki işte siz PKK ile beraber hareket ediyorsunuz. Mesela CHP'nin Afyon Karahisar Belediye Başkanı biliyorsunuz bir açıklama. Irkçılık bir şey. Yani bir belediye başkanı yakışmayan bir şey. DEM Partisi mi? DEM Parti değil. Yani bu CHP bu kişi hakkında en ufak bir yaptırımla ilgili bir gelişme yaşanmadı CHP'de. Ya o da CHP'nin tutarsızlığıdır. Burada biz şahsen mecburiyetten dolayı veriyorum oraya. Mecburiyet.
ciddiyetten dolayı. Çünkü yok, verdiğim zaman kendi partime, ırkıma verdiğim zaman kaybediyoruz. AK Parti kazanıyor. Ama böyle bir ahlaksızca çıkıp da ben DEM Parti'yi buraya, bu belediyeye sokmayacağım dediği zaman, ya kendisi bilmiyorum, anlamıyor. Nasıl bir belediye başkanı, onu anlamadım. Meral Danış Bektaş. DEM Parti seçmeni. DEM Partisi, evet. Burada bazı DEM Partili seçmenlerle görüştüğümüzde Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz diyorlar. DEM Parti'nin kararına var. Yok, hiçbir şekilde siyasi parti görüşümüzün dışına çıkmıyoruz yani. DEM Parti ne derse parti o. Aynen. Siz de aynı. Ben de aynı. Yani Sayın Selahattin Demirtaş ne derse o. Demirtaş'ın tweetini bekliyorum diyorlar ya bazıları. Aynen öyle. Ben Selahattin Demirtaş ne derse o bizim için. Yani hangi parti derse ona veririz. Bu sefer kendi adayımızı da vereceğiz. Yani başka aday düşünmüyoruz biz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Siz? Aynı şekilde mi destekliyorsunuz? Aynı şekilde destekliyorsunuz. Aynen. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Adam güzel çalışıyor. Ben bak Karadenizliyim. Ben Trabzon'dan geldim ben buraya. Trabzon'dan geldim. Evet. Trabzon'dan 7 seneden beri burada. Ekrem İmamoğlu 10 numara. Ya adamın önünü açın ki adam da 10 numara çalışsın. Engelleniyor değil mi? Evet. Evet, engelleniyor. Engelleme bu adamı, 10 numara. Eğer burada Murat Kurum kazansın, bu Kanal İstanbul'u da yapacaklar. Kanal İstanbul'u yardı, bizi de yaracaklar burada. Kombile abone. Kanal İstanbul'u yardı, bizi de yaradı. Aynen, bizi de yaracak burada. DEM Parti. Neden DEM Parti? Demokrasi bir parti. Peki şöyle bir soru, birçok sorduğum insana sordum. Özellikle Esenyurt DEM Parti'nin güçlü olduğu bir yer. Ve Kürt seçmenin yoğunluk olduğu için bugün bu röportajı burada yapmamın nedenlerinden biri. DEM Parti seçmenlerinden bazıları İmamoğlu dedi mesela. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani o da laik ve demokrasi bir parti olduğu için tabii ki DEM Parti olmazsa kendisini destekleyeceğimizi biliyoruz. Ama DEM Parti'nin adayları var. Çekilme ihtimalleri de var. Yani DEM Parti kararını bekliyor. Tabii. Teşekkür ederim. Çekilmelerinde de mantık buluyorum. Yani çekseler iyi olur. Peki çekmeseler? Çekmeseler de yine bir şey fayda etmez. Yine İmamoğlu diyoruz. İmamoğlu'na verin. Tabii. Kürt halkı zeki bir halktır. Umarım mantıklı bir şekilde davranır. Önemli olan DEM Parti değil. Zaten belli olacaklar. Biraz da mantıklı düşünüp İmamoğlu'nu tabii ki desteklemek ve mantık ister yani. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür. Sizin adayınız? Benim de DEM Parti. Peki abi mesela DEM Parti kararına rağmen Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz? O da demokrasi bir parti, aynı dediği gibi. Tamam, sadece fikirlerinizi alıyorum. Mesela DEM'in kararına rağmen İmamoğlu'na oy verecek misiniz? Yani başka çare yok. Başka? İmamoğlu'na. Aynen, İmamoğlu. Teşekkürler. Ne demek? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Çalışkan. Çalışıyor. Evet, çalışıyor. Geldi zaten biraz önce şeydeydim. Gördüm. Neydi? Vaatleri var idi. İmamoğlu tabii ki. Siz... Arkadaşlar güzel bir şey yakaladık. Evet. Şimdi eşiniz Murat Kurum dedi biraz önce. Siz Ekrem İmamoğlu diyorsunuz. Peki bunun nedenini sorsam? Ben onu daha halka yakın görüyorum. Ve daha dürüst buluyorum. Daha dürüst. Peki daha önce AK Parti'ye oy verdin? Eşimin sayesinde iki kez verdim ama artık vermeyi düşünmüyorum. Daha vermeyeceğim. Daha vermeyeceğim. Peki siz verdiniz eşiniz için. Eşiniz siz ikna etmiyorsunuz. Tabii ben onu ikna ettim. Bir dönemde o benim için verdi. Ama şimdi tekrar fikir değiştirdiği için fikir ayrılığına düşmüş. Neden fikir değiştirdi? Ben hizmetten yanayım. Hizmet görmedim. Ekrem İmamoğlu'ndan memnun olan insan. Olabilir, saygı duyuyorum yani. Herkesin görüşü ayrı. Önceden ben ona belediyesinden bence önceden ben ona oy verdim. Şimdi de vermeyi düşünmüyorum. Evet. Var mı eklemek? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haklı olan kazansın diyelim. Vallahi demokrat bir ay. Vallahi. Hepsi aynı insandır, bilmiyorum. Hiç oy kullanmıyor musun? Kullanıyorum. Kime kullanıyor? Kendimizi. Kendin kimsin? Ben Kürt'üm. DEM Parti. Batçı Parti Meçiyen o zaman. Ne ve bu DEM? DEM'i sana. Ecmiyerdin. Sert abi. Tütbe emeği raya koydun ko. Emkın ben ne koyuyor ne? Dersi meybiş ki, kuna mebuzun ne ki? Ne var ya? Tabi, iyi. Tütü gazetiş gibi meyce. Şu bizim kadi şoğlu ölümle ki can hakkı melakhire kadi nasip ki zaten millet ölmüş, biz kıyamette yaşıyoruz. Kıyametin sonudur bu. Kıyametin sonu.
Aha, kıyamete yaşıyor. Kudüs söyleme, bir hayır. Amin inşallah, kurban atayım. Tütüş gidi mi? Ne, sağ ol. Halet dedi mi? Çavit ettim, çavit. Hadi işi ver, rast bine. Kayca tüşü becete raya. Port yokum. Dempar. Tövbe, dempar. Geçen hafta yine konuşmuştum da ben sözlerimin hepsini geri alıyorum. Onun için ben sizi bekliyordum hep. Ben demiş. Bize mi konuştunuz? Yok, siz değil de başka arkadaşlara konuştum herhalde de. Ben demiştim ki Başak Demirtaş burada aday olacaktı. Dedim biz Demirtaşlıyız. Oyumuz deme. Demiştim ama girmeseler iyi olur demiştim. Çünkü oylar bölünüyor. Murat Kurum çıkacağı yerde dedim Ekrem İmamoğlu çıksın. Ben sözlerimin hepsini geri alıyorum. Çünkü bunlar Burcu ne? Burcu Köksal. Ha, Burcu Köksal'ın yapmış olduğu açıklamadan dolayı bundan sonra onlar kendi CHP kendini öldürse, başta Özgür Özel olmak üzere kendilerini öldürseler aklı başında olan Kürtlerin hiçbirisinin oy vermemesi gerekir. CHP Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bu açıklaması sizi çok yaraladı. Çok derinde hem de yaraladı. Çünkü biz şimdiye kadar diyorduk ki yani bizim için AKP ya da CHP değişmiyor zaten. Değişeceği de yok. Ama biz diyorduk ki kurum olacağına İmamoğlu olsun dedik ve oylarımız dedik bölünmesin. Kürtler olarak oylarımızı şeye vereceğiz. Ekrem CHP'ye. Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. Ama bu açıklamadan, Burcu Köksal'ın bu açıklamasından dolayı vermeyeceksin. Vermeyeceğiz. Ben bilsem ki ben kendimi diyorum ailem olarak ben bilsem burada bizim Büyükçat'a, Karsuzuz Büyükçat'a köylü olan 280 annemiz var. Ben bunların hiçbirinin oy kullanacağını da sanmıyorum. Biz kendi partimize veririz. Dem Parti. Evet, deme vereceğiz. Kazanırsa kazanmasa o bizim sorunumuz değil. Yani CHP çok büyük bir gaflar yapıyor. Çok büyük iddialar ortaya koyuyor. Kürtleri sevmediğini biliyoruz. Bundan sonra da oyumuzu hiçbir zaman CHP'ye vermeyeceğiz. Teşekkür. Bu işte giremiyor. Oy kullanmayacak. Ben oy kullanmıyorum. Bu işe girmek istemiyorum. Bu işe girmek istemiyorum. Yok istemiyorum. Bu işe giremiyorum. Fikrini mi açıklamak istiyorsun? Ben bir şey demiyorum. O kadar. Korkuyor musun? Korkuyorum, bir şey demiyorum. Sizin adayınız kim? Benim Ekrem İmamoğlu, DEM Parti. DEM Parti'nin Esenyurt'ta kent uzlası var ama büyükşehirde adaylar var. Aynen, DEM Parti'ye vereceğim. Olmazsa İmamoğlu. Yani DEM Parti'nin kararını bekleyeceksiniz. Eğer bir gelişme olursa İmamoğlu, yoksa DEM Parti. Tabii ki DEM Parti. DEM Parti. DEM Parti. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkan adayınızı sorayım. Yok. Bana önce ifade özgürlüğünü getir, düşünce özgürlüğünü getir. O zaman her şey sor, her şeyin cevabını veririm. Türkiye'de ifade özgürlüğünün olmadığını söylüyor. Kesin. Hiçbir özgürlük, ne düşünce özgürlüğü dahi yok. Bırak ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü yok. Hani vatandaşta şu korku mu var dahi? Konuşursam başıma bir şey gelir. Aynen öyle. Başına değil. Ayşe Diyarbakır'daki konuşan Ramazan Hoca'yı gördün. Başına ne geldi? Herkes onu düşünüyor. Öldürüldü. Yani. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu iyidir. Parti olarak hangi partinin seçmesi? Ben mi? Ben HDP'çiyim. DEM Parti. Evet, DEM Partisi. DEM Parti Esenyurt'ta yoğunluk olarak İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyor. Ben onu bilemem. Biz kendi partimize veriyor. İmamoğlu'ya dese biz İmamoğlu vereceğiz. O bizim parti dese taşa ve taşa vereceğiz. DEM Parti biliyorsunuz adaylarını çıkardı. Evet, çıkarttı. İmamoğlu şimdi Esenyurt'ta evet kent uzlaşısıyla bir aday çıkarıldı ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Meral Danış Beşer ve Murat Çepni İstanbul Büyükşehir için aday oldular. Siz İmamoğlu dediniz, onun için belirterek soruyorum. Eğer bizim adayımız çekilmese biz kendi adayımıza vereceğiz. İmamoğlu da veriyor. Onu soruyorum. Biz ona vereceğiz. Eğer çekilmese biz ona vereceğiz. Çekilse İmamoğlu. 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 Neden? Bence Bolat. He? Saadet Partisi alacak. Saadet Partisi alacak. Ekrem İmamoğlu. Neden? Güzel çalışmaları var. Engellediler. Şu anda ben çalışmalarına memnunum. Siz abi? Ben de aynı Ekrem İmamoğlu diyorum. İmamoğlu. Neden İmamoğlu?
Şimdi bıktım bunlardan artık. Artık buramıza getirdiler artık. Yalandan, dolandan. Bak öbür seçimden önce Karadeniz'de kabardı, petrol çıkmadı mı? Nerede hani işte petrol fiyatını gör. Kamera gör. Nereye gitti petrol? Yeraltı bitti, yalanı bitti, balon patladı. Şimdi yer üstüne çıktı. Şimdi şeyin reklamını yapıyor. Uçak. Uzayın. He. Hepsi boru döşenmiş. Nerede boru? Boru döşen. Nereye düşen? Bize döşediler burayı. Bize döşediler. Evet. Var mı eklemek? Eklemek istediğim bir şey. Türkiye'de bir şans olsa, bir şansım olsa. Ama canlı yayında bilmiyorum size. Canlı yayına çıkaracaklar. Canlı yayına çıkaracağım Türkiye'ye hepsini. Diyeceğim ki bir tek senin şansın var. Tayyip Erdoğan'a verirsen kazanır. Vermesen kaybeder. Diyeceğim ki ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum kazansın. Niye? Hak mı ediyor? Boş ver. Söyleme. Bir belediye başkan adayınız kim? Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Çünkü vatanına, devletine, bayrağına bağlı. Hoşgörü onun için. Teşekkürler. Sizin? Murat Kurum. Murat Kurum. Sizin? Aynı. Murat Kurum da. Sizin? Murat Kurum abi. Ekrem İmamoğlu. Neden abi? 10 numara. Kız değil. Memnunsunuz. Memnunum evet. Çok sağ olun. Çok. Teşekkür ederim. Sizin adayınız? İmamoğlu, İmam. Neden İmam? Çalışıyor ya abi, çalışıyor adam ya. Adam çalışıyor. Çalmıyor, bir şey yapmıyor, çalışıyor. Sağ. Ekrem İmamoğlu abi. DEM Parti bence. DEM Parti. Evet. Değişmesi lazım mesela. Herkes beğenmiyor. Peki özellikle Kürt seçmen Esenyurt'ta yoğunlukta biliyorsunuz. DEM Parti seçmenlerin bazıları İmamoğlu diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya, yanlış biliyorlar dayı bence. DEM Parti ne diyorsa o diyor. Aynen. Siz? Dayı gençlere sonra yaşlılara sormak pat 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 böyle ötüyorlar yaşlı. Boş konuşuyorlar. Evet yaşlılar boş konuşuyor. Gençlere sor dayı. Bu kullanacak. Dayılara sorarsın. Sen Erdoğan diye öterler. Çünkü valla. Sen aday. Valla keşke Selahattin Demirtaş çıksaydı da aday olsaydı. Kim? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Onu seviyoruz. Peki hangi partiye güvendiğimiz zaman, hangi partiye oy verdiğimiz zaman? Yani ilk başta evet AK Parti iyiydi. Güzel gidiyordu. Sonra da ne bileyim başka insanlar geldi. Daha önce AK Parti'ye oy verdiniz. Hep veriyordum. Ne zaman bıraktınız oy vermeyi AK Parti'ye? 2023'ten sonra bıraktım. 23'ten sonra. Evet. Yakın zaman. Evet. Ekrem İmamoğlu. Neden İmam? Çünkü ben onun yetkisi altında çalışıyorum zaten. Memnun musunuz? Peki insanlardan mesela gelen tepkilere göre insanlar memnun mu Ekrem İmamoğlu'nun icraatları? Ben bir memur olarak zaten partiden de memnunum. Kazanmasını da canı gönülden istiyorum her zaman. Destekçisiyim. Ama şu enflasyon düzelse millet için hiç fena olmayacak millet için yani. Umarım ekonomi büyük problem gerçekten. Çok büyük bir problem yani. Hele çocuklu aileler için daha büyük bir problem. Buna bir artık bir çözüm getirilmeli bence. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol abi. Eyvallah, sağ ol. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Evet. Kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Adayı kim abi ya? Benim adayı Ekrem İmamoğlu var, Murat Kurum var, DEM Parti. Var, aynen doğru. Kim? Doğru abi. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Nasıl İmamoğlu? Ben hala Recep Tayyip Erdoğan diyorum abi. He? Recep Tayyip Erdoğan diyorum ben. Ekrem İmamoğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan abi. Tamam sağ olasın. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Bak ben AK Parti'ye üyeyim ama bu sene vermeyeceğim. 3 tane oyum var vermeyeceğim. Niye biliyor musun? Ben kirada oturuyorum. 3 tane çocuk oku diyorum. Yardım yazıyorum. Bana diyor ki senin üstüne tapu görünüyor diyor. Benim tapum yok. Evim yok. Arabam yok. Benim annemden kalan bir arsa o da 8 kardeşe paylaşmış. Ekrem İmamoğlu tabii. Neden İmamoğlu? İmamoğlu dürüst bir aday. Çalışıyor. Çalışıyor diyorsun. Evet çalışıyor. Onun için İmamoğlu. Sen teyze? Ben ne diyebilirim ki? Söyle. İmamoğlu mu? İmamoğlu tabii ki. Neden? Neden mi? İşte. İşte. Gerekiyor diyor. Evet. Teşekkür ederim. İmamoğlu dürüstlüğü getirdi İstanbul'a. Dürüstlüğü getirdi. Evet. Sonuna kadar İmamoğlu. Tamam.